Gün batımı gerçekleşinceye kadar ben de boş durmayayım. Konaklayacağımız yatımızın içini göstereyim size. Merdivenlerden iner inmez hemen kocaman bir salon karşılıyor bizi. Kocaman bir oturma grubumuz var. Rüzgar çıkarsa içeride de yine ekibimizle yemek yiyebiliriz. Yine bir alt kata iniyorum. Basamakları kullanıyorum. 3-4 kattan meydana geliyor yatımız. Bir tane bakın, konaklamak için çocukların konaklayacağı kamera var. Gayet güzel, gayet geniş. Hemen buraya geldiğimde bir tuvalet ve bir tuvaletin yanında yine bir tuvalet var. İki tuvaleti var bu kısımda. Ve ebeveynlerin konaklayacağı, görüyorsunuz, harika bir kamera. Oldukça geniş, oldukça büyük. Gerçekten kocaman bir ev gibi. Size göstermek istiyorum. Hemen burada uyanıldığında deniz manzarasına karşı uyanılıyor. Camlar oldukça büyük. Denizi görüyor. Burada oda var. Yine aynı şekilde karşı tarafta da kameralar mevcut. Böyle güzel, böyle lüks bir yatta konaklıyoruz. Heyecanlanmamak elde değil. Şimdi yavaş yavaş gün batımı gerçekleşiyor. Hadi kameraya çıkalım. 4-5 kişilik bir ailenin konaklayabileceği kapasiteye sahip bu yat. Mükemmel bir gün doğumundan, yatımızdan herkese günaydınlar diyorum. Hayallerdeki gibi bir manzaraya uyandık. Göcek'in Yassıca Adaları'na demirlemiştik dün ve sabahın ilk saatlerinde de harika bir güne uyandık. Şimdi gelmiş olduğumuz bu koyların 24 saat boyunca bambaşka manzaraları var. Onu söylemek istiyorum. Gün doğumunda, gün batımında, öğleden sonra başka başka manzaralarla karşılaşıyoruz. Sabahın ilk saatlerinde koyda gözümü açtığımda da durgun, çarşaf gibi uyuyan bir doğayla karşılaştım ama güneşin doğmasıyla beraber artık çevre hareketlenmeye başladı. Botlar yavaş yavaş hareketleniyor, yatlar yavaş yavaş kalkmaya başladı, rotalarını değiştirmeye başladılar. İşte ben de şu anda gözümü açar açmaz bulunduğum manzarayla sizleri buluşturmak istedim. Akşam ne kadar geç yatarsanız yatın, insan burada o kadar dinleniyor ki sabah saat 6.30'da ayaktaydım ben. Gün doğumunu işte sizlere gösteriyorum. İşte böyle durgun, daha yavaş yavaş güne merhaba diyen uyanan bir tabiatla da sizleri buluşturmak istedim. İşte size harika bir gün doğumu, harika bir tabiat ve balıklara bakar mısınız? Suyun dibinden giden, bakın onlar da avlanmaya çıktılar daha çok erken olduğu için değişik değişik balıklar suyun içerisinde yüzüyorlar. Sabahın çok erken saatlerinde böyle durgun sularda yüzmek isteyenler de yatlardan saat 6.30 gibi atlıyorlar ve bu güzel suyun tadını çıkarıyorlar. Ben de şimdi şöyle sessiz, sakin, kuş seslerinin, ufak ufak dalga seslerinin içinde manzaranın tadını çıkarayım. Sonra Yakupcan'ı uyandırayım. Ardından da kahvaltımızı yapalım ve yeni yerlere doğru mavi yolculuğumuzla devam edelim. Dünyanın en güzel tatillerinden biri yat tatili. Bütün gün denizin içinde olmak inanılmaz güzel bir duygu. Sabahın çok erken saatlerinde yatımızdan bu durgun sulara atladık, yüzdük, sporumuzu yaptık ve artık karnımız acıktı. Sıra kahvaltıya geldi. Yatımızda çok güzel kahvaltı yapacağız. Manzaramız zaten olağanüstü. Sular pırıl pırıl, görüntü efsane. Zaten nasıl kötü olabilir burada kahvaltı? Sadece kahvaltımız değil, diğer öğle ve akşam yemeklerimiz de çok keyifli geçiyor. Damak tadımıza göre birbirinden güzel ikramlar, lezzetler, yemekler sunuluyor. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz ve ardından bu güzel manzaraları sizlere göstermek üzere mavi yolculuğumuza devam ediyoruz.